10 gündür kayıptı. Cansız bedeni geçen hafta Adana'da bulundu. 3 çocuk babası 31 yaşındaki adamın katili yakın arkadaşı çıktı. Dahası katil cinayete bir televizyon programında itiraf etti. Kayıp olduğu sırada arkadaşı için sosyal medyada kayıp ilanı da paylaşmıştı. Mustafa Hakkul'u öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti. Öldürdüğü arkadaşı hakkında kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Adana'da 3 çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa Hakkul'u 13 Aralık günü ortadan kayboldu. Aile ulaşamayınca polise ihbarda bulunuldu. O dönem aile, eş, dost, herkes seferber oldu. O kişilerden biri de Mustafa Hakkul'un arkadaşı İsa Dumlu'ydu. Hatta sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaşmıştı. Kayıp adamın ailesi Müge Anlı'yla Tatlı Sert programına da katıldı. Kaybolduktan 10 gün sonra Mustafa Hakkul'un cansız bedeni bulundu. Polis cinayeti soruşturmaya başladı. Aileyle beraber programa katılan 27 yaşındaki İsa Dumlu canlı yayın arasında cinayeti itiraf etti. Herkes şoktaydı. İsa Mustafa Hakkul'u öldürdüğünü itiraf etti. Birlikte alkol aldığı arkadaşının eşine hakaret ettiğini öne süren İsa Dumlu cinayeti detaylarıyla anlattı. Eşime laf söyledi ağız alınmayacak şekilde. Ben de dayanamadım. Bir yalan söylüyor Müge abla. Sonra, dur bir anlatsın önce. Sonra? Sonra da bulunduğu yerde bıraktım zaten kendini. Peki silah? Ben de. Programda gözaltına alınan katil zanlısı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.